sevgili Devrim Danyal bizlerle beraber. Devrim Hocam hoş geldiniz. Sevgili Gevezi, iyi akşamlar. Devrim Hocam, şimdi Time dergisi bunu şey yapmıştı. Bir kapak yapmıştı diye hatırlıyorum. Kuantum bilgisayarları. Bu akşam sana bunu sormak istiyorum. Şimdi normal bizim kullandığımız bilgisayarlarla kuantum bilgisayarlar arasında ne fark var abi? Sevgili Gevezi, son söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Son kullanıcı ile ilgili esasında çok farklı değişiklikler olmayacak. Yani bizim halihazırda kullanmış olduğumuz son kullanıcıya yansıyan elinde tuttuğu ya da işte masasında, bilgisayarında ya da laptopunda kullanmış olduğu sistemlerde çok farklı bir değişiklik olmayacak. Daha büyük, daha geniş, daha dünyevi süreçlerde bizim hareket kabiliyetimizi arttıracak yapılar üzerinde çok anlamlı hale gelmeye başlayacaklar. Yani 2x2'yi çarparken çok daha hızlı çarpmayacak ama çok çok üstel sayılı kurgu süreçleri içerisinde bizim hayatımızda bir artı değer taşıyacak. Bunu ete kemiğe büründürmek gerekirse mesela ciddi anlamda bir güvenlik açığı haline gelmeye başlayan yeni teknolojilerin gelişimi var ve bunlarla ilgili olabildiğince bize siber güvenlik tarafında hem veri işleme hem de bu akışla ilgili süreçlerde bir artı destek gerekiyor. Mesela bunlarda çok büyük kurgu planlama değişiklikleri olacak. Bugüne kadar hep insanlığa sağlanmış olan sağlık hizmetlerinin çoğu artık bireyselleşmeye başlayacak. Gene bunu da bir örnekle açıklayacak olursak, bugün benim başım ağrıyor dediğimiz zaman arka planda hani hepimiz işte şu ağrı kesici al dediğimizde hepimiz aynı şeyden medet umar haldeyiz. Çözümden medet umar haldeyiz. Ama birinin başı ayakta durduğu için ağrıyor olabilir. Birisinin su içtiği için olabilir. Birisinin farklı nedenle başı ağrıyor olabilir. O andan itibaren bunların fiziksel olarak birebir tanımlanmasında bize çok artı değer sağlar. Yani gelmeyecek. O zaman doğru mu anlıyorum? Şimdi internet of the things of things dedikleri işte nesnelerin interneti aslında bu kuantum bilgisayarlarla insan vücuduna adapte mi edilecek? Bunlar onların organizasyonu içinde kullanılacak ve 8 milyar insanın olduğunu düşünürseniz ve 8 milyar insanın her saniye verisinin işlenmesi gerektiğini düşünürseniz ortaya çok ciddi anlamda hem iletişim ağlarıyla ilgili bir artı değer hem de bunların prosesör bazında işlenmesiyle ilgili bir altyapı ihtiyacı çıkıyor. Kuantum bilgisayarlar bize burada bir artı değer sağlıyor olacaklar. Yani temelde de biraz hani teknik taraftaki arkadaşlarımızı dinleyen anlaması için de şunları söylemiş olalım. Bizim klasik bilgisayarlarımız 0 ve 1'lerden oluşuyordu. O 0 1'lerden oluşan bizim klasik bilgisayar yapılarımız kuantum teknolojileriyle birlikte kuantum bilgisayarlara evrildiğinde artık hem 1 hem 0 hem 0 hem 1 mantığında olabiliyorlar. Birazcık hani derinlemesine indiğiniz zaman kafayı karıştırmaya başlayacağı için çok detayına... Aslında 4'lük sistem gibi bir şey oluyor değil mi? İkilik sistemden 4'lük sisteme zıplıyor. Gibi söyleyebiliriz. Evet, buna da biz qubit diyoruz. Bu qubit adını vermiş olduğumuz yapılar eskiden bitler varken şu anda qubit olarak nitelendiriyoruz ve bunlar 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 gibi rakamlarda değerlerde olabiliyorlar. Ana amaçta tekrar üzerine basarak söyleyelim. Dünyanın mesela çok büyük bir şeysiniz, lojistik firmasısınız ve dünya üzerinde binlerce aracınız var. Bunların hangi noktadan hangi noktaya navigasyon sistemiyle gitmesini bulabilmek için onu tüm dünyadan almış olduğunuz veriyle birlikte anlık olarak o cihazlara aktarmayı planlıyoruz. Ve bunların da uzun bir çalışma sonucunda şoförsüz olmaya başlayacağını ve hepsinin otonom ilerleyeceğini düşünürseniz o her bir aracın her adım attığı noktada, her metresinde ona bir karar alışverişi gerçekleştirmek gerekir. İşte kuantum bilgisayarlar bu tip çok daha genel kapsamlı süreçlerde bizim hayatımızda artı değer taşır hale gelecekler. O zaman doğru mu anlıyorum abi? Yani aslında kuantum bilgisayarlar geleceğin akıllı dünyasının altyapısı, dolayısıyla da şimdiden bu altyapı yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Bravo, en temiz özeti bu olabilir. Akıllı şehirler, akıllı insan yapıları, akıllı robotlar. Tabii bu arada şunu da eklemekte fayda var. Biz dünya üzerinde biliyorsunuz 8 milyar insanız ama hep üzerine basarak söylüyorum. 43 milyardan fazla birbiriyle bağlantılı cihaz olmaya başlayacak. Ve bunları da bir şekilde o insanlığın hizmetine amade kullanacak şekilde bir de altyapı lazım. İşte kuantum bilgisayarlar o açıdan bize çok büyük artı değer sağlayacak. Ama ben yine de burada çekinceğimi koyayım. 3 gün sonra birisi bir tane cihaz yapacak. O cihaz, bu bir AI cihazı olacak. O AI cihaz kendi kendini zaman içinde düşünerek ve kendi hafızasını bir şekilde modifiye ederek
3 gün sonra bütün hatlara ve bütün sistemlere de hakim olabilir ve bütün bunları domine edebilir, değil mi? Kesinlikle sevgili Gevezde. Burada da belki gelecek hafta şunu konuşabiliriz. Yapay zeka akılla karıştırılmaya başlıyor. Belki bunu birazcık irdeleyebiliriz. Çünkü yapay olduğu andan itibaren zeka akıldan farklı bir noktada evrilmeye başlıyor. Yani akıl dediğimiz şey bunu plan, program ya da hayata geçirmedeki o süreçlerden yola çıktığımız bir şey. Ama zeka dediğimiz bunu işleme kapasitesi ya da bunu öğretme kapasitesi. İşin bence esas kırılacağı nokta orası olacak. Yani biz hani diyoruz ya robotlar bizim işimizi elimizden alacak, hı-hı, ya da bizim yerimize geçecek, ama hiçbir zaman aklımızı alabilecek yapıda olmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü orada çok farklı şeyler var. Yani sadece sıfır bir olmayan çok fazla gri, pembe, yeşil bir sürü ton var hayatımızda. Ya bu doğru abi, yani insanın aklına olan bambaşka şeyler var yani. Yayında bazılarını söyleyebilirim, bazılarını söyleyemem. Yani mesela biz Türkiye'de gerçekten aklımız alınmış bir şekilde yaşıyoruz zaman zaman. Bazen gidiyor, lan nereye gittiriyorum? Yine kim aldı benim aklımı? Bayanlar baylar, sevgili Devrim Hoca bizlerle beraberdi. Devrim Danyal, çok teşekkürler. Sağ olun, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.